Ön çapraz bağ yırtığı ile ilgili çektiğim ilk iki videoda ön çapraz bağın nasıl yırtıldığı, kimlere cerrahi tedavi gerektiği, cerrahi gerekecek ise zamanlaması ile ilgili bilgiler vermiştim. Bu video daha çok teknik bilgiler içerdiğinden ameliyat önerilmiş hastaların daha ilgiyle izleyeceğini umuyorum. Videonun devamında ön çapraz bağ tamirinin teknik detayları, cerrahi sonrası dönem, fizik tedavi gerekliliği, sonrasında ne zaman spora dönülebileceği, ameliyat olanların ne kadarının spora dönebildiği gibi konularda bilimsel makalelerden derlenmiş bilgiler bulacaksınız. Ön çapraz bağ tamiri denildiğinde bahsedilen kopan bağın tekrar dikilmesi veya tamir edilmesi değildir. Bugün için ön çapraz bağ tamiri denildiğinde çoğunlukla kabul edilen yöntem ön çapraz bağın rekonstrüksiyonudur. Yani parçalanmış ön çapraz bağdan geri kalanlar çıkarılır, diz içine yeni bir ön çapraz bağ oluşturulur. Bu işlem artroskopik yani kapalı yöntem ile diz önünden 1 cm'lik 2 veya 3 adet giriş deliğinden kamera yardımıyla uygulanır. Ekleme açık cerrahi yapılmadığından eklem içi yapışıklıklar daha az olur ve ameliyat sonrası diz hareketleri daha kolaydır. Sadece ekleme konacak greftin alınacağı kısıtlı bir kesi yapılır. Bunun ne kadar olduğu ile ilgili detayı greft seçimi kısmında videonun ilerleyen kısmında bulacaksınız. Ön çapraz bağ diz eklemi içinde 1 cm kalınlığında ve 2 cm uzunluğundadır. Anatomik olarak birbiriyle yapışık iki demetten oluşur. Sadece tek demetin koptuğu seçilmiş çok nadir hastalarda bu demetin tamiri uygulanabilse de bu videoda her iki demetin de koptuğu çoğunluk hasta grubu anlatılıyor olacak. Kopmuş olan bağ artroskopik yöntemle kapalı olarak temizlenir. Bu bağın yapıştığı kemiklerde yine artroskopik yani kapalı yöntemle tüneller açılır. Bu tünellerin içinden geçecek şekilde greft yani yeni bağ kapalı yöntemle yerleştirilir. Seçilen yöntemin tekniğine uygun şekilde bu bağ kemiğe sabitlenir. Kopan parçalanmış bağı çıkardığımıza göre yerine ne koyuyoruz? Kopan bağın yerine geçmişte kadavradan alınmış tendonlar veya sentetik materyaller de kullanıldı. Sonuçlar çok başarılı değildi. Bugün için hastanın kendi tendonları alınarak oluşturulan bağlar rekonstrüksiyonda en çok kullanılan yöntemdir. 3 greft en popüler olandır. Birincisi pateller tendon grefti. Diz kapağı kemiğinin altındaki tendonun ortasındaki üçle birlik kısmı her iki tarafından yaklaşık 2'şer santim uzunluğunda ve 1 santim genişliğinde kemik bloğu ile birlikte alırız. İki ucu kemik olduğundan kemikler içine açılan tünellere kemik kemiğe daha güçlü bir iyileşme yapar. Kemik tünel içine konan metal vida grefti tünele sabitler. Yıllarca altın standart olarak kullanıldı. Hastada pateller tendondan alınan parça nedeniyle bu tendonda bir zayıflık olmaz. Ama bu yöntemin uygulandığı hastalarda daha sonra yere çömelme sırasında diz önünde ağrı olabilmesi dezavantajıdır. Bu yöntemin seçildiği hastalarda diz önünde 7-8 cm'lik bir yara izi kalır. İkincisi hamstring tendonları. Bugün için ön çapraz bağ rekonstrüksiyonunda en sık kullanılan tendondur. Dizin iç arka kısmındaki 3 kastan ikisinin tendonu kullanılır. Dizin ön kısmından 3 cm'lik kesi yapılarak özel aletiyle kapalı olarak çıkarılır. Bu iki tendon ikiye katlanarak 4 kat haline getirildiğinde 8-9 mm kalınlığına gelir. Her iki ucuna dikişler konur, artroskopik yani kapalı yöntem ile tibia ve femura açılan kanallara kemiğe oturan düğme denen metaller veya vida ve özel zımba şeklindeki farklı implantlarla tespit edilir. Üçüncüsü quadriceps tendonu. Nispeten daha yeni bir yöntemdir. Diz kapağı kemiğinin bu sefer üst kısmındaki tendon bir ucu kemik blok olacak şekilde hazırlanır. Bu tekniği bugüne kadar bir hastada uyguladım. Çok fazla tecrübem yok. Bütün dünyada da çoğunlukla ilk tercih olarak kullanılmaz. Diğer greft seçenekleri uygun olmadığında kullanılabilir. Ekleme yerleşecek olan bu yeni bağın yerleştirme yöntemi olarak yıllarca transtibial teknik yani tibia denilen alttaki kemikten açılan kanalın içinden femura kanal açıldı. Daha sonraları anatomik greft pozisyonunun daha iyi olduğuna kanaat getirilse de 2017 yılında Kanada menşeli bir çalışma iki yöntem arasında fark olmadığını belirtiyor.
İki tendonu ikiye katlayarak dört kat olarak ekleme yerleştirdiğimizi anlatmıştım. Tek demet tamir yerine her iki tendonun da ayrı ayrı tünellere yerleştirilip ayrı ayrı tespit materyalleri ile sabitlenmesi ön çapraz bağ anatomisini daha iyi oluşturup sonuçlarının daha iyi olacağı düşünülmüştü. Ama çalışmalarda bu iki yöntem arasında da kayda değer bir fark çıkmıyor. Çift demet tamirin tekrar kopma oranı bir miktar daha az gibi görünse de dezavantajları 1. Teknik beceriye daha fazla ihtiyaç duyulur. 2. Ameliyat süresi uzar ve komplikasyonların da daha fazla olma ihtimali artar. 3. Bu yöntemin maliyeti de kullanılan implantlara bağlı olarak artar. Teknik detaylar içinde kendinizi çok fazla yormayın. Tek bant, çift bant, anatomik, transtibial tabii ki fark eder. Ama yine de hangi yöntem uygulanırsa uygulansın, yapılacak cerrahi yöntem konusunda hekimin tecrübesi en önemli olandır. Kullanılacak tekniğin detaylarına harfiyen uyulması gerekir. Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu yapılırken eşlik eden menisküs yırtıklarına aynı seansta uygun olan cerrahi işlem uygulanır. Eşlik eden menisküs yırtıklarından bahsetmeden önce menisküsün kanlanmasından bahsetmem gerekiyor. Menisküs yapısı itibariyle çevredeki eklem kapsülünden damarlanır. Damarlı olan çeperdeki yırtıkların iyileşme potansiyeli vardır. Öte yandan iç kısımdaki damarlanmayan bölümdeki yırtıklar kesinlikle iyileşmez. İlk yaralanma anında çoğu zaman menisküs yırtığı olmayabilir veya kısa yırtıklar olabilir. Eklem kapsülüne yakın yerleşimli, uzunlamasına yırtıkların küçük olanları ön çapraz bağın tamiriyle kendi kendine iyileşir. Daha uzun yırtıklar ise bağ tamiri sırasında eklem içinden dikişlerle tamir edilebilir. Öte yandan ilk videolarında da bahsettiğim ön çapraz bağ tamirinde gecikilir ise yırtık büyümüş ve parçalanmış olabilir. Bu parçalanmış tamir edilemeyen yırtıkların ameliyat sırasında çıkarılmasından başka çare yoktur. Sonrasında hastanın şikayetleri tamamen geçer ama menisküsü olmayan bu diz ile halı saha futbolu gibi sporların yapılmaya devam etmesi sonrası 10-15 yıl sonra eklemde kireçlenme olabilir. Menisküsün santral kısmındaki sınırlı yırtıklar ise kesinlikle iyileşmeyeceği için çıkarılır. Sınırlı çıkarmanın sonucu genelde çok iyidir. Ameliyat sonrasında hastalar genellikle 2 gün hastanede kalır. Bu dönem içinde hemen diz hareketlerine başlamak çok önemlidir. Yapılan hareketlerden biri kasları güçlü tutmaya yönelik egzersizler iken diğerinde diz hareket genişliğini kazanmaya yönelik egzersizler yapılır. Bu konuda hekiminizin ve fizik tedavi uzmanı veya fizyoterapistinizin yapılan cerrahi tedaviniz ile uyumlu fizik tedavi planına uyunuz. Bu süreç evinizde kendinizin de yapabileceği şekilde olabilir. Profesyonel bir destek almanız da gerekebilir. Şablon tedavi planları olmakla birlikte çoğunlukla hastaya özel modifikasyon yapılır. Genelde tam ağırlık verdirerek bastırırız ama koltuk değneği ile basmanız gerektiren durumlar da olabileceği için bu konuda da hekiminizin önerilerine uymanız çok önemlidir. Yeni yapılan ön çapraz bağın 6-7 aydan önce tam gücüne ulaşamayacağını bilerek eski sportif seviyenize dönmek için 6 ile 9 ay geçmesi gerektiğini hatırlatmak isterim. Bu süreden daha önce futbol veya basketbol gibi sporlar yapmak yeni yapılan bağınızı da koparabilir. Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu yapan birçok cerrah çoğu zaman ameliyat sonrası değişen sürelerde farklı dizlikler kullanabiliyor. Bunların faydası var mı diye literatüre baktığımızda birçok çalışma bu dizliklere güvenilemeyeceğini söylüyor. Faydası olduğuna dair de aslında pek kanıt yok. Yine de biz ortopedi cerrahları hastanın fazla cesur davranmasına engel olmak için kısa süreliğine dizlik kullanmasını isteyebiliyoruz. Hastalar da dizlik kullanıldığında kendilerini güvende hissedebiliyorlar. Yapılan cerrahi sonrası ne oranda eski sportif seviyenize çıkacağınızı merak ettiğinizi tahmin ediyorum. İki grup altında incelersek, ilk grup elit atletler yani üst düzey beklentisi olan sporcular için 10 farklı yayının yeniden ele alındığı 2018 yılındaki makaleyi örnek olarak göstereceğim. Bu makaledeki sporcuların çoğunluğu Amerikan futbolu, beyzbol, kayak gibi gerçekten dizde döndürücü kuvvetlere maruz kalabilecek sporlar yapıyorlar. Sporcuların %80'i eski fiziksel seviyelerine ulaşmışlar. Süre ise 6 ile 13 ay. 6 aydan önce eski seviyeye döneceğine inanmak işin doğasına aykırıdır. Bu çalışmaların sonucunda
%5.2 hastada yeniden yapılan bağın da koptuğu görülmüş. İkinci grup ise hobi amaçlı spor yapanlar, yani eğlence için sporu tercih edenler. Bu grup için oranlar daha düşük. 69 bilimsel yayının yeniden ele alınıp derlendiği ve 2014 yılında yayınlanan makalede hastaların ameliyat sonrası %81'inin bir şekilde spora döndüğü, %65 hastanın cerrahi sonrası fiziksel seviyesine döndüğü ama %55'inin yarışmalara, müsabakalara katılacak eski düzeylerine ulaştıkları görülüyor. Müsabakalara katılacak seviyede spor için düşünüldüğünde erkekler kadınlara göre 1,5 kat daha fazla eski seviyelerine dönebilmişler. Günlük sporlar düşünüldüğünde erkeklerle kadınlar arasında fark yok. Bunun açıklaması, erkeklerin kadınlara göre daha fazla yarışmacı ruha sahip olup daha fazla motive olduğu şeklindedir. Yine gençler ileri yaştakilere oranla daha sık eski sportif seviyelerine dönüyorlar. Bir diğer bilgi de cerrahide tercih edilen tendonun türünün spora dönüşte etkisiz olduğu şeklinde. Bu iki grup arasındaki bu kadar farkın sebebi nedir derseniz, birincisi elit sporcuların bu işten para kazanıyor olduğu için motivasyonlarının daha fazla olduğu ve ikincisi elit sporcularda profesyonel fizik tedavi ve antrenör desteği olması şeklindedir. Öte yandan keyif için spor yapanlar böyle bir travma sonrasında tekrar buna benzer bir sorun yaşamak istememesinden dolayı yeniden spora dönüş açısından isteksiz davranıyorlar. Ön çapraz bağ ile ilgili bilgiler verdiğim 3 videoluk serinin sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım faydası olmuştur. Son bir söz söylemek istiyorum. Bu anlattıklarım bugün için çoğunluk tarafından kabul edilen fikirler ve yöntemlerdir. Klinikler ve cerrahlar arasında farklı uygulamalar olabilir. Zaman içinde bu inanışlarda da farklılıklar olacaktır. Bilimi dogmalardan ayıran şey ise her bilginin sorgulanabilir olmasıdır. Ortopedi, beslenme ve spor içerikli videolarımı kaçırmamak için abone olmayı ve destek için beğenmeyi unutmayın. Yüzünüzün hep güldüğü, sağlık problemleri yaşamadığınız aktif günler sizlerin olsun.